Bugün sizlere Fransa'nın zengin gastronomi tarihçesini anlatacağım. Fransız mutfağı dünya çapında bir etkiye sahip ve bu videoda bu etkilerin kökenlerini keşfedeceğiz. Fransız mutfağı neden bu kadar özel? Bu soruya yanıt ararken tarih boyunca nasıl geliştiğini ve bugün nasıl bir hale geldiğini inceleyeceğiz. Fransız mutfağı zenginlik, teknik ve sanatı bir araya getirir. Klasik Fransız mutfağı kaliteli malzemeler, sofistike teknikler ve lezzetlerin kusursuz bir birleşimi olarak tanımlanabilir. Orta Çağ'da Fransız mutfağı şölenler etrafında gelişti. Şölenler zengin ve gösterişli sofralarla tanınırdı ve bu dönemde yiyecekler zenginliği ve sosyal statüyü simgeliyordu. 16. yüzyılın ortalarında Catherine de Medici'nin Fransa'ya getirdiği İtalyan aşçılar mutfağı etkiledi. Bu dönem mutfağa yeni tatların, tekniklerin ve sofistike yemeklerin dahil olduğu bir zaman dilimiydi. XVII. yüzyılda Fransız mutfağı kraliyet saraylarında lüks yemeklerle tanındı. Versailles Sarayı bu dönemin en önemli gastronomik merkezlerinden biri haline geldi. İlk restoranlar 18. yüzyılın sonlarında Paris'te açılmaya başladı. Bu restoranlar halka açık yemek yeme kültürünün doğuşuna işaret ediyordu ve yemek toplumun her kesimi için erişilebilir hale geldi. Bu yüzyıl Hot Cuisine'in yüksek mutfak doğuşuna tanıklık etti. Marie-Antoine Carême ve Auguste Escoffier gibi şefler mutfağa yapılandırılmış ve sofistike bir yaklaşım getirdi. Carême mutfağı bir sanat formu olarak görüyordu ve yemekleri estetik açıdan da mükemmelleştirdi. Rehberlerin ve yemek kitaplarının yaygınlaşması yemek kültürünü daha da ileri taşıdı. Michelin rehberinin ortaya çıkışı restoranların ve şeflerin uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağladı.
20. yüzyıl Nouvelle Cuisine, yeni mutfak hareketinin doğuşuna tanıklık etti. Bu hareket, geleneksel yemeklerin daha hafif, daha yaratıcı ve estetik olarak daha çekici versiyonlarını sunuyordu. Fransız mutfağı, UNESCO tarafından kültürel miras olarak ilan edildi ve bu, mutfağın dünya çapında ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıydı. Fransız mutfağı inovasyonla iç içedir. Moleküler gastronomi gibi yeni akımlar geleneksel mutfakla birleşiyor. Ayrıca sürdürülebilir tarım ve çiftlikten sofraya hareketi gibi kavramlar da yaygınlaşmakta. Dünyaca ünlü şefler ve restoranlar bu yeni yaklaşımları kucaklıyor. Özellikle Paris ve Lyon gibi şehirlerdeki restoranlar gastronomi dünyasında ön planda. Fransız mutfağı, dünya mutfakları üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Özellikle teknikler ve yemek pişirme yöntemleri, dünya çapında birçok şef tarafından benimsenmiştir. Fransız mutfağının bu etkisi, dünyanın dört bir yanında bulunan Fransız restoranları ve mutfak okulları sayesinde daha da yaygınlaşmıştır. Paris sadece Fransa'nın değil, dünyanın da gastronomi başkentlerinden biridir. Burada hem geleneksel Fransız mutfağını tadabilir, hem de yenilikçi mutfak deneyimleri yaşayabilirsiniz. Le Meurice ve Le Jules Verne gibi ünlü restoranlar, Paris'in gastronomi sahnesinin en parlak yıldızlarındandır. Şehirde aynı zamanda sayısız brasserie ve şarap barı da bulunmaktadır. Fransız mutfağının kalbi olarak bilinir. Bouchon adı verilen geleneksel restoranlarda Lyon mutfağının en iyi örneklerini bulabilirsiniz. Özellikle coq au vin ve lyonnaise salata gibi yerel lezzetler bu şehrin gastronomi kültürünün bir parçasıdır. Provence, Akdeniz mutfağı ile ünlüdür. Zeytinyağı, taze otlar ve deniz ürünleri Provence mutfağının temel taşlarıdır. Bouillabaisse, balık çorbası ve ratatouille bu bölgenin en bilinen yemekleri arasındadır. Ayrıca Provence şarapları da oldukça ünlüdür. Bordeaux, şaraplarıyla tanınan bir bölgedir. Burada şarap tadım turizmi oldukça gelişmiştir ve ziyaretçiler dünya çapında ünlü Bordeaux şaraplarını tatma fırsatı bulurlar. Aynı zamanda bu bölgede yerel lezzetler, özellikle ördek ve kaz ciğeri gibi zengin yemeklerde dikkat çekicidir. Normandiya, özellikle elma şarabı, jatider ve deniz ürünleriyle bilinir. Burada kamember peyniri gibi yerel ürünler de oldukça ünlüdür. Tereyağlı balıklar ve deniz mahsulleri Normandiya mutfağının temelini oluşturur. Alsaş, Almanya etkisinde kalmış bir mutfak kültürüne sahiptir. Bu bölgede şarap rotaları ve yerel tatlılar oldukça popülerdir. Tarte flambe ve şukrut garni gibi yemekler
Alsaç mutfağının simgelerindendir. Burgonya, şarap ve bœuf bourguignon gibi geleneksel yemekleriyle ünlüdür. Bu bölge, Fransız mutfağının en zengin ve lezzetli örneklerini sunar. Ayrıca Dijon hardalı gibi yerel ürünler de dünya çapında tanınmaktadır. Fransa, dünyanın en prestijli şaraplarına ev sahipliği yapan ülke. Tarih, kültür ve zarafetin bir araya geldiği Fransız şarapları, asırlardır damakları şenlendiren birer sanat eserleridir. Fransız şarapçılığı, Roma dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. Orta Çağ'da manastırlar şarap yapımında önemli bir rol oynadı ve bu süreçte Fransa dünyanın en önemli şarap üreticisi haline geldi. Bugün Fransız şarapları uluslararası standartları belirleyen bir referans noktasıdır. Fransa her biri kendine has karakteristik özelliklere sahip farklı şarap bölgeleriyle ünlüdür. Bu bölgeler toprağın özellikleri, iklimi ve üzüm çeşitliliğiyle birbirinden ayrılır ve her biri dünya çapında tanınan şaraplar üretir. Bordeaux, kırmızı şaraplarıyla ünlüdür ve dünyanın en prestijli şaraplarına ev sahipliği yapar. Cabernet Sauvignon ve Merlot üzümlerinden yapılan Bordeaux blendleri, kompleks yapısı ve yıllandırılma potansiyeliyle bilinir. Saint-Emilion ve Médoc gibi alt bölgeler, bu bölgenin en ünlü şaraplarına ev sahipliği yapar. Burgonya, Pinot Noir ve Chardonnay üzümlerinden yapılan şaraplarıyla ünlüdür. Bu bölge, küçük bağcılık alanları ve terroirün büyük önemiyle tanınır. Grand Cru şarapları, Burgonya'nın ne kadar özel bir bölge olduğunu gösterir. Dünya çapında kutlamaların simgesi olan şampanya, sadece bu bölgeden gelen köpüklü şaraplar için kullanılan bir isimdir. Chardonnay, Pinot Noir ve Pinot Meunier üzümlerinden üretilen şampanya, zarafeti ve canlı asiditesiyle ünlüdür. Rhône Vadisi, kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılır ve her iki bölgede de farklı karakterde şaraplar üretilir. Kuzey Rhône'a, Syrah üzümlerinden yapılan yoğun ve baharatlı kırmızı şaraplarıyla bilinirken, Güney Rhône'da Châteauneuf du Pape gibi güçlü ve meyvemsi şaraplar öne çıkar. Thank you.
Fransız şarapları uzun yıllardır süregelen geleneklerle modern tekniklerin buluştuğu bir üretim sürecinden geçer. Her bölge kendi benzersiz üretim yöntemlerine sahip olup bu yöntemler şarabın lezzet profilini belirler. Fıçılarda yıllandırma, şaraba zenginlik katarken terroir etkisi şarabın karakterini derinleştirir. Fransa'da şarap içmek bir gastronomi deneyimidir. Fransa'nın dört bir yanındaki şarap tadım odaları ve şato turları şarap severlere eşsiz deneyimler sunar. Fransız mutfağının incelikleriyle uyum içinde sunulan şaraplar bu deneyimi tamamlar. Bir Burgundy kırmızısıyla servis edilen Böğüf Bourguignon ya da şampanya ile eşleştirilen istiridyeler unutulmaz lezzetler yaratır. Fransız şarapçılığı, geçmişten gelen gelenekleri koruyarak sürdürülebilir tarım ve organik üretim gibi modern yaklaşımları da benimsemeye devam ediyor. Bu da Fransa'nın şaraplarının gelecekte de kalitesinden ödün vermeden çevre dostu bir şekilde üretilmesini garanti altına alıyor. Fransa şarap dünyasının merkezinde yer alıyor. Her kadehte Fransız topraklarının zenginliğini ve bu topraklardan gelen kusursuz zanaatı hissedeceksiniz. Bir kadeh Fransız şarabı eşliğinde bu eşsiz kültürü keşfetmenin zamanı geldi. Fransız gastronomisinin vazgeçilmez bir parçası olan Fransız peynirlerine de yakından bakalım. Peynirin Fransız mutfağındaki yerini, ünlü peynir çeşitlerini, nasıl üretildiklerini ve hangi peynirleri hangi yiyeceklerle ve hangi şaraplarla eşleştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Eğer siz de peynir tutkunuysanız veya Fransız mutfağına ilgi duyuyorsanız videomuzun bu bölümü tam size göre. Fransa'nın peynir geleneği yüzyıllar öncesine dayanıyor. Antik Roma döneminden beri bu topraklarda peynir üretimi yapılıyor. Orta çağda manastırlarda rahipler tarafından geliştirilen peynir tarifleri günümüzde bile kullanılan tekniklerin temelini oluşturuyor. Fransa'nın her bölgesi kendine özgü peynirler üretmiş ve bu peynirler zamanla Fransa'nın kültürel mirasının bir parçası haline gelmiştir. Fransa'da her bölge iklim ve coğrafi koşullara bağlı olarak farklı peynir türleriyle ünlüdür. Normandiya, Camembert ve Livarot gibi yumuşak, kremalı peynirler bu bölgeden gelir. Burgonya, Epoisse gibi güçlü aromalara sahip peynirler bu bölgeden çıkar. Auvergne, Bleu d'Auvergne gibi mavi küflü peynirler bu bölgede üretilir. Provence, bu bölge taze keçi peynirleriyle bilinir. Alpler, Beaufort ve Reblochon gibi sert ve yarı yumuşak peynirler bu dağlık bölgeden gelir. Fransa'nın 400'den fazla peynir türüne ev sahipliği yaptığını düşündüğümüzde, her bölgenin kendine has bir tat zenginliğine sahip olduğunu görmek şaşırtıcı değil. Fransız peynirleri denildiğinde akla gelen bazı ikonik peynirler vardır. Bu peynirler dünya çapında bilinir ve sevilir. Brie, peynirlerin kraliçesi olarak bilinen brie, yumuşak ve kremalı bir peynirdir. Özellikle brie de mo ve brie de melun türleri çok popülerdir. Roquefort, mavi küflü peynirlerin en ünlüsüdür. Güçlü ve keskin bir tada sahiptir. Camembert, Normandiya'nın bu ünlü peyniri, brie'ye benzeyen kremalı yapısıyla bilinir. Comté, Jura dağlarından gelen bu sert peynir, fındıksı bir aroma ve zengin bir tat profili sunar. Chèvre, Fransa'da keçi peyniri denilince akla gelen genel isimdir. Taze, yarı sert ve yaşlı olmak üzere farklı çeşitlerde bulunabilir. Peynir üretimi, kullanılan süt türüne, inek, keçi, koyun, pastörize edilip edilmemesine ve peynirin olgunlaştırılma süresine göre değişir. Fransız peynirleri genellikle çiftliklerde, geleneksel yöntemlerle üretilir. Peynir mayası ve bakteri kültürleri eklenerek süt pıhtılaştırılır. Pıhtılaşan süt peynir altı suyundan ayrıldıktan sonra kalıplara alınır ve olgunlaştırma sürecine geçilir. Bu süreç peynirin çeşidine göre birkaç hafta ile birkaç yıl arasında değişebilir. Peynirler Fransız mutfağında yemeklerin ortasında veya sonunda servis edilir. Bir peynir tabağı hazırlarken çeşitliliği sağlamak için farklı peynir türlerini yumuşak, sert, mavi, küflü bir araya getirmek önemlidir. Peynir tabağına taze meyveler, kuru yemişler, bal veya reçel eklemek de yaygındır. Fransız peynirleri genellikle kırmızı şaraplar, beyaz şaraplar veya köpüklü şaraplarla mükemmel bir uyum sağlar.
Fransız peynirleri ve şarapları Fransız gastronomisinin ayrılmaz iki parçasıdır. Bu ikilinin doğru bir şekilde eşleştirilmesi hem peynirin hem de şarabın lezzetini en üst düzeye çıkarır. İşte bazı ünlü Fransız peynirleri ve onlarla mükemmel bir uyum sağlayan şaraplar Brie ve Chardonnay. Brie'nin yumuşak ve kremalı yapısı, meşe fıçılarda olgunlaştırılmış bir Chardonnay ile mükemmel bir uyum sağlar. Şarabın hafif asiditesi, Brie'nin yağlı dokusunu dengeleyerek ağızda hoş bir tat bırakır. Roquefort ve Sauternes, Roquefort'un güçlü ve tuzlu tadı Sauternes gibi tatlı beyaz şaraplarla mükemmel bir uyum içindedir. Sauternes'in bal ve kayısı aromaları Roquefort'un keskinliğini yumuşatarak dengeli bir lezzet kombinasyonu sunar. Camembert ve Pinot Noir. Camembert'in kremsi dokusu Pinot Noir'ın hafif ve meyvemsi karakteriyle uyumlu bir eşleşme oluşturur. Şarabın yumuşak tanenleri ve kırmızı meyve notaları peynirin zengin aromasını ön plana çıkarır. Comté ve Vinjon, Jura bölgesinin bu sert ve fındıksı peynirine en iyi uyum sağlayan şarap aynı bölgeden gelen Vinjon'dur. Bu şarap, Comté'nin zengin ve kompleks lezzetini tamamlar. Chèvre ve Sauvignon Blanc, taze keçi peyniri olan Chèvre, Sauvignon Blanc'ın canlı asiditesi ve yeşil meyve notalarıyla mükemmel bir uyum içindedir. Bu eşleşme, peynirin hafif ekşi tadını dengeleyerek ferahlatıcı bir deneyim sunar. Peynir ve şarap uyumu kişisel zevklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir, ancak bu öneriler Fransız peynirlerinin lezzetlerini en iyi şekilde ortaya çıkaracak eşleşmelerdir. Unutmayın, peynirlerinizi ve şaraplarınızı tadarken farklı kombinasyonları deneyerek kendinize en uygun olanı bulabilirsiniz. Fransız mutfağı, dünya gastronomisinde adeta bir mihenk taşıdır. Ve bu mutfağın ardındaki yaratıcı zihinler, yani ünlü şefler ve restoranlar, Fransız gastronomisinin küresel ün kazanmasında büyük rol oynamıştır. Gelin, birlikte bu efsanevi şeflerin ve restoranların hikayesine yakından bakalım. Fransız mutfağının babası olarak bilinen Paul Bocuse, sadece bir şef değil, aynı zamanda bir ikon. Onun restoranı L'Auberge du Pont de Collonges, Lyon'un biraz dışında yer alıyor ve tam 55 yıldan uzun süre boyunca Michelin rehberinde 3 yıldızını korumuş bir efsane. Bocuse, Nouvelle Cuisine akımının öncülerinden biri olarak bilinir. Bu akım daha hafif soslar, taze malzemeler ve sanatsal sunumlarla tanınır. Onun mirası, dünya çapında pek çok şefin ilham kaynağı olmuştur. Alain Ducasse, Fransız mutfağının en büyük yıldızlarından biri. Paris'teki Plaza Athénée'de yer alan restoranı lüks ve sadeliği bir araya getiriyor. Ducasse yalnızca bu restoranla değil, dünya genelinde 20'den fazla Michelin yıldızına sahip restoranlarıyla da tanınıyor. Onun felsefesi, doğallığı ve malzemenin özünü ön plana çıkarmak. Plaza Athénée'de sunulan yemekler sade ve zarif sunumlarıyla dikkat çekiyor. Guy Savoy, modern Fransız mutfağının önde gelen isimlerinden biri. Paris'teki restoranı yalnızca şıklığıyla değil, aynı zamanda lezzetiyle de ünlüdür. Savoy, yemek yapmayı bir sanat olarak gören şeflerden biri. Onun mutfağında geleneksel Fransız teknikleri modern bir dokunuşla buluşuyor. 2017 yılında Restaurant Guy Savoy, dünyanın en iyi restoranı seçildi. Burada yemek yemek, adeta bir sanat galerisinde dolaşmak gibi. Fransa'nın en ünlü kadın şeflerinden biri olan Anne-Sophie Pic, ailesinin mirasını Maison Pic'te devam ettiriyor. Valence'da yer alan bu restoran, 3 nesildir Michelin yıldızlarına sahip. Pic, geleneksel Fransız mutfağını modern dokunuşlarla harmanlayarak kendine özgü bir stil yaratmıştır. Onun mutfağında lezzetler, tatlı ve tuzlu notaların incelikli dengesiyle oynanarak sunuluyor. Pierre Gagnier, kaosun şiiri olarak adlandırılan tarzıyla tanınıyor. Paris'teki restoranı, geleneksel ile modernin, tatlar ile dokuların mükemmel bir karışımıdır. Gagnier, yemeklerinde bilim ve sanatı buluşturuyor. O, mutfakta sınırları zorlamaktan korkmayan bir şef olarak bilinir. Onun yemekleri, hem damakları, hem de gözleri şenlendirir.
Bir diğer efsane kadın şefimiz Hélène Darroze, Güneybatı Fransa'dan gelen mutfak kültürünü modern gastronomi ile buluşturuyor. Paris'teki Marsan restoranı sade ama sofistike yemekleriyle tanınıyor. Darroze yemek yaparken duygularını yemeğe aktaran bir şef. Her bir tabak onun hikayesini anlatır ve bu hikayeler Marsan'da konuklara sunulur. Eğer Fransa'ya bir yolculuk yapmayı planlıyorsanız bu restoranlardan birini mutlaka listenize ekleyin. Emin olun unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşayacaksınız. Fransa'nın gastronomi tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Fransız mutfağının nasıl geliştiğini ve bugün hala dünya çapında nasıl bir etkiye sahip olduğunu gördük. Fransa'ya yolunuz düşerse mutlaka bu videoda bahsettiğimiz yerel lezzetleri denemenizi öneririz. Fransız mutfağı her köşesinde farklı bir hikaye ve lezzet barındırıyor. Yorumlarda Fransız mutfağı ile ilgili deneyimlerinizi paylaşmanızı çok isteriz. Hangi şehirlerde ne yediniz, en beğendiğiniz yemek hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca gelecekteki videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.